Bir karınca dahi bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. Hisarcık'ta Özgecan ve kadına şiddet protestosu. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Özgecan ve Türkiye'de kadınlara yapılan şiddet protesto edildi. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Özgecan'a ve Türkiye'de kadınlara yapılan şiddet protesto edildi. Hisarcık, Mİ öğrencilerinden Bahar Özkol ve arkadaşları tarafından düzenlenen protesto ve basın açıklaması Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Ellerinde Özgecan resimleri ve siyah pankartlarla gösteriye katılan topluluk ağızlarını bantla kapatıp 3 dakikalık sessiz protestoda bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Bahar Özkol, "Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde çok üzücü ve acı bir olay yaşanmış. 20 yaşında genç bir kız kardeşimiz namusunu koruma pahasına caniler tarafından vahşice katledilmiştir. Bu insanlık suçlarının, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için caydırıcı yasalar istiyoruz. Tecavüz ve tacizlerin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Susmak kabul etmek değil, sessiz çığlıkların bir adım ötesidir. Bu yüzden 3 dakikalık susma eylemi yaptık. Bugün burada bulunma amacımız bizlerin artık konuşanlardan, konuşulanlardan, idraatsızlıktan, günümüz sorunlarına çare olmayan yasalardan dolayı bitkin, yorgun ve de üzgün olmamızdır," dedi. Daha sonra katılımcılardan konuşma yapan Ramazan Oktay Yılmaz, "Aybükey Umay Filiz, kadına yapılan şiddetin son dönemde arttığını ve bu konuda acil yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söylediler. Topluluk basın açıklamasından sonra kadına şiddete hayır sloganları atarak dağıldı. Bir karınca dahi bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. Gördüğünüz faciayı 3-5 dakikalık bir reklam veya da haber olarak görmeyin. O 3-5 dakika dediğiniz haberin arkasında bir geçmiş bir insanın 20 senesi yatıyor. O 20 senenin ardında bir anne baba, kardeş yatıyor, arkadaş yatıyor, dost yatıyor. Onun uğruna dökülen gözyaşları var. Ve bunu yapanlar o tek damla gözyaşının hesabını er ya da geç verecek. Bunu unutmasın yapanlar. Ülkemizin de temel sorunu kadınlarımıza yapılan şiddetlerle boşanmalar artmıştır. Gereken değerin verilmesine ve Hazreti Peygamberimizin veda hutbesinde de dediği gibi kadınlar size Allah'ın emanetidir sözünün unutulmamasını artık insanların kendine gelmesini istiyorum. Tabii ki biz erkekler olarak da bunda suçlanıyoruz. Fazla uzatmadan bunu yapanlar tabii ki cezasını bulacak. Ben Facebook sayfamda da yazdım. Yani 5 dakikalık zevki için bunu yapan o şerefsiz, yani içeride de bir sürü mahkum var. Aynı zevki tatmak isteyen, o zevki o da tatacaktır.